Merhabalar, ben tıbbi genetik uzmanı Doktor Sezin Canbek. Bugün sizlere JAK2 testinden bahsetmek istiyorum. Çoğu yetişkin hasta hematoloji bölümleri tarafından tıbbi genetik bölümüne JAK2 testi istenmesi için yönlendirilmektedir. Ve bu hastaların büyük bir kısmında ön tanı polisemia vera hastalığıdır. Polisemia vera hastalığı bir çeşit miyeloproliferatif neoplazmdır. Yani kemik iliğinden kaynaklanıp periferik kana, kan dolaşımına kadar yansıyan bir çeşit kan hastalığıdır. Kan kanseri olmasa da kan kanserine gidişatta bir öncül hastalık sayılabilir. Polisemia vera hastalığına eşlik edebilecek yani ön tanılar arasında iki tane daha hastalık vardır. Onlarda da JAK2 testi önemlidir. Bunlar da esansiyel trombositopeni ve primer miyelofibrozis hastalıklarıdır. JAK2 testinin pozitifliğini, JAK2 testi için de iki tane test vardır. JAK2 V617F mutasyonu ve exon 12 mutasyonu olarak iki çeşittir JAK2 ile ilgili testler. Ve daha çok V617F mutasyonunu biz polisemia vera hastalarında pozitif olarak görürüz. %95'ten daha yüksek bir oranda pozitifliği görülebilir polisemia vera hastalarında. Fakat bahsettiğim diğer esansiyel trombositopeni ve primer miyelofibroz hastalıklarında JAK2 V617F mutasyonu daha nadir olarak görülür. JAK2 testine müteakip olarak retikülin ve MPL testlerini de isteyebiliriz. Bu iki test daha çok polisemia vera hastalarında nadir olarak görülürken bahsettiğim diğer esansiyel trombositopeni ve primer miyelofibroz hastalıklarında daha çok pozitifliği görülmektedir. Hastalarımızda çoğunlukla JAK2 testi negatif olarak görülmektedir veya çok çok düşük oranda pozitifliği söz konusu olabilir. Pozitif görülen hastalar da hematoloji bölümleri tarafından takibe alınmaktadır. Sizlere bu hafta bahsetmek istediğim JAK2 testi bu şekilde olmaktadır. 2021 yılının son günlerini yaşadığımız bu zamanda sizlere sevgi, saygı ve daha nice gönlünüzden geçen güzel duyguları ben de gönderiyorum. Umarım 2022 yılında yine görüşmeye devam ederiz. Görüşmek üzere, sevgilerimi iletiyorum.